Dostlar merhaba. Bugün sizlerle Platon'un mağara alegorisini konuşacağız. Önce tabii başlamadan önce alegori ne demek? Bunu bir tanımlayalım. Alegori özünde benzetme demek. Yani bir olayı, bir hikayeyi daha somut nesnelerle anlatabilme sinine biz alegori diyoruz. Bu haliyle de vermek istediğimiz mesaj ve hikayenin daha rahat karşı tarafa aktarılması söz konusu olabiliyor. Platon'un mağara alegorisine geçmeden önce de biraz Platon'u hatırlayalım. Platon Yunan antik filozoflarından iyi bir matematikçi. Bundan yaklaşık olarak 2300 sene önce yaşıyor ve ağırlıklı olarak Yunanistan ve Sicilya bölgesinde yaşadığı rivayet ediliyor. Kendisi Sokrates'in öğrencisi. Hatta bu mağara alegorisi de Sokrates'in aslında bir düşüncesi veya tespiti. Biz bu alegoriyi Platon'un Devlet kitabında görüyoruz. Aynı zamanda Platon Aristoteles'in hocası ki Aristoteles de hepinizin bildiği üzere Çanakkale'nin Assos bölgesinde bir dönem yaşıyor. Assos bölgesine yani Çanakkale Assos bölgesine giderseniz muhakkak oradaki antik kenti ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Antik liman kalıntıları da var denizin içinde. Oraya da muhakkak görün derim. Tekrar konumuza dönecek olursak Platon'un mağara alegorisi aslında şöyle bir şey. Bir grup insanı doğduğundan itibaren bir mağaraya zincirliyorlar ki bu mağara şöyle aklınızda canlandırmanızı isteyeceğim. Yani tek işte bir kapısı var ya da bir girişi var, bir delik var ve bu deliğin tam karşısında bir duvar var. İnsanları bu duvara bakacak şekilde zincirliyorlar ki insanlar kesinlikle sağa ve sola dönemiyorlar. Sonrasında da buradaki insanlar kapıdan giren ışıkların duvarda yansıttığı gölge leri görüyorlar. Yani mağaranın önünden bir keçi geçiyor. O keçinin gölgesini duvarda görüyorlar. Veya işte bir rüzgar esiyor. Onun uğultularını duyuyorlar. Veya işte farklı birçok işte hayvan bu mağaranın önünden geçiyor canlı cansız. Bunların duvara olan yansımasıyla dünyayı tanıyorlar ve gerçek dünyanın bu olduğuna inanıyorlar. Bir müddet sonra aralarından biri diyor ki ya ben bu zincirleri kıracağım ve bu mağaranın dışına çıkacağım diyor. Ve tabii arkadaşları itiraz ediyor, yapma diyorlar, olmaz diyorlar. Arkadaş bunlara şey yapıyor, yani kulak asmıyor ve zincirini kırıyor. Zincirini kırdıktan sonra mağaranın dışına doğru çıkmaya başlıyor. Tabii ömrü hayatını mağara karanlığında geçirdiği için mağaranın kapısındaki ışık sürekli olarak onun gözünü almaya başlıyor ve zorlanıyor mağaradan çıkarken. Sonra bir müddet sonra alışıyor gözü ve dışarı çıkıyor. Bir bakıyor ki yerde böyle çimenler, otlar, yeşillikler çok beğeniyor. Sonra biraz ötesine bakıyor bir su birikintisi ve içinde balıklar. O maviliğe, o balıklara hayran oluyor. Ondan sonra gökyüzüne bakıyor. Gökyüzünün sonsuzluğunu görüyor, hayran oluyor ve en sonunda da güneşe bakıyor. Ve güneşin o ışıltısından çok keyif alıyor. Öncelikle bakmakta zorlanıyor ama sonra göze alışıyor tabii. Ve şunu söylüyor. Kesinlikle diyor ben mağaraya geri döneyim. Arkadaşlarıma da bu dünyayı anlatayım. Çünkü bizim gördüğümüz veya bize anlatılan dünya ile bu dünya arasında ciddi bir uçurum var. Bizi kandırmışlar. Biz asıl yani bizim yaşamamız gereken dünya böyle bir dünya olması gerekir diyor. Ve mağaraya tekrar dönüyor. Arkadaşların yanına gidiyor, işte gördüğü her şeyi anlatıyor, işte rengarenk diyor. Biz sadece burada siyah, beyaz veya gri tonlarda dünyayı hayal etmişiz ama gerçek dünya böyle değil. Rengarenk otlar, işte hayvanlar, balıklar, kuşlar, sular birçok şey var. Rengarenk her şey, rengarenk bir dünya var diyor. Ve lütfen hani ben de sizin zincirlerinizi kırmanıza yardım edeyim ve benimle birlikte mağaranın dışına çıkın, asıl dünyayı görün diyor. Tabii arkadaşlarından şöyle bir tepki alıyor. Hayır diyor, sen zinciri kırdın diyor. Sen artık lanetlendin, sen bizden değilsin. Lütfen bizi kandırma. Biz kendi dünyamızda çok mutluyuz. Yani tabiri caizse başımızdan defol git diyorlar adama. Tabii arkadaşlarını ikna edemeyeceğini anlayan, zincirini kıran arkadaş
mağarayı terk ediyor ve gerçek dünyada yaşamaya başlıyor. Bu alegoride aslında anlatılmak istenen şey şu, o mağara aslında içine doğduğumuz toplumu temsil ediyor. Mağaradaki o zincir, duvara asılı olan zincir toplumun kurallarını temsil ediyor. Ve o mağara duvarına yansıyan gölgeler ise toplumun toplum nezdinde bizim yaşadığımız hayatı veya dünyayı algılamadaki durumumuzu temsil ediyor esasında. Çok güzel bir hikaye. Yani bundan yaklaşık 2500 yıl önce anlatılan bir hikayenin halen 21. yüzyılda geçerliliğinin olması beni çok hayretler içerisine bıraktı ve bir kez daha antik Yunan felsefesine olan hayranlığımı artmasını ve güçlenmesine vesile olduğunu söyleyebilirim. Hakikaten de öyle. Yani hepimiz bir toplumun içerisinde dünyaya geliyoruz ve bunu seçemiyoruz. Bu toplumun gerçekleri, bir takım kabulleri ve doğruları var. Ve biz bu doğruları ve kabulleri hayatın gerçekleri olarak kabul ediyoruz. Ama aslında bunun gerçekten hakikat mi olup olmadığını o zincirleri kırmadan anlamamız hiçbir zaman mümkün olmuyor. Tabii arkamıza dönüp baktığımızda o dönem o zincirleri kırmak o kadar kolay da olmasa gerek. Yani o mağaranın içerisinden çıkmaya cesaret etmek o kadar kolay bir şey olmasa gerek. Ama şu anda baktığımızda 21. yüzyılda dahi bu zincirleri kırmak o kadar kolay değil. Yani kimse içinde yaşadığı toplumun gerçeklerine ve doğrularına doğru veya yanlış veya hakikat gözüyle bakmıyor. Bunu doğru olarak kabul ediyor. Bu hikayeyi de anlatma sebebim aslında biraz da şundan kaynaklı. Yani tabii ki geçmişe bakarak, geçmişteki o hikayelerden, o örüntülerden dersler alarak geleceği şekillendirmeliyiz. Yani tabiri caizse eğer varsa zincirlerimiz, bu zincirleri kırmalı ve gerçek hakikatin peşine koşmalıyız ki asıl insanlığı ileriye taşıyacak olan da bu olması gerek. Ki hakikaten o yani kitapta da bahsediyor, Platon'un Devlet kitabında. Bu o zincirleri kıran insan aslında hayatı sorgulayan bir filozof veya sorgulayıcı bir insandır diyor ve asıl bu insanlara ihtiyaç vardır bir toplumda diyor. 21. yüzyılda da bu değişmiyor. Bizi ileriye götüren insanlar genelde sorgulayan, merak eden ve soru soran insanlar. Dolayısıyla biz de kesinlikle sorgulamaktan, soru sormaktan ve merak etmekten vazgeçmemeliyiz. Ve şunla bu videoyu bitirmek isterim. Henry Ford'un bir sözü var. Der ki Henry Ford, ki bu Ford arabalarının babasıdır kendisi. İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır der Henry Ford. Ben de bu söze biraz da katkıda bulunacak şekilde genişletmek isterim. İnsan merak ettiği sürece aslında yaşlanmaz ve merak ettiği süreç boyunca da öğrenmeye çalışır. Çünkü bir şeyi merak eder ve onu araştırmaya çalışır. Araştırır ve en nihayetinde o konuyu öğrenebilir. Dolayısıyla merak etmek, sorgulamak ve hakikatin peşinde olmak, gerçek hakikatin yani kendi doğru ve kabullerimiz değil, gerçek hakikatin peşinde olmak çok önemli diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.